Yani şiddet iktidarla ilişkili bir kavram ve iktidarın kendini güçlendirme araçlarından biri. Fakat iktidar bunu artık hani yüz yüze değil, yani bu şiddetin kurbanı olan kişileri yüz yüze getirerek yapmıyor. Çok daha zehirleyici bir tonda ilerletiyor ve hani bu kodları yavaş yavaş döşüyor bütün bir topluma bütünen. Bunu yapmak için de kullandığı belli araçlar var. Eğitim, işte sağlık sistemi ya da medya dediğimiz ya da sürekli şiddetle ilgili o ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemler aracılığıyla yapılıyor ve insan hani bir öfke duyuyorsun kendinden olmayan birine. Çünkü farklılıkları, zenginlikleri, farklı inançları, kültürleri gözeten bir yerden hareket edip söylem kurmuyorlar ya da politika geliştirmiyorlar. Dolayısıyla evet, siz bir öfke duyuyorsunuz kendinizden olmayan bir ötekine. Bunun nedenleri bugün var. Bunun nedeni bugün dediğimiz iktidarın bu aracı aslında, yani şiddeti bir araç olarak kullanmasıdır. Dolayısıyla yüz yüze getirmeden çok daha zehirleyici ideolojik aygıtlar aracılığıyla yapıyor. Maalesef ki artık yüz yüze boyuta da dönüşebiliyor bir süre sonra birine duyduğunuz bir öfke. Yani eğitim sistemine baktığımızda da biliyorsunuz son dönemde bir müfredat değişikliği programı yayınlandı. Şimdi bu müfredat değişikliğinde ders kazanımları azaltılmış. Yani bir demokrasi ve insan hakları dersinde aile bütünlüğü ve tasarruf yetkisi dersi var. Şimdi böyle bir derse bunu koyarsanız, yani böyle bir ders plan içerisinde bu konuyu yerleştirirseniz, bu ülkede gerçekten barışçıl bir ortam sağlayabilir misiniz ya da demokratik bir ortam sağlayabilir misiniz ki aile bütünlüğü bir insan hakkı meselesi mi? Şimdi aile bütünlüğüne bir insan hakkı meselesi olarak bakan anlayış siyasal iktidarın kendi anlayışıdır. Ve tasarruf yetkisinin biz zaten erkek egemen toplumlar içerisinde erkeğe ait olduğunu biliyoruz. Yani orada tasarruf yetkisi, ailenin aslında demokratik bir ailenin nasıl olması gerektiğine dair bir söylem yok. Ama orada nasıl bir söylem var? Aile bütünlüğü yine iktidarını tabii ki en tabandan başlayıp aile üzerine inşa eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani ana dili Türkçe olmayan çocukları gözeten bir müfredatla karşı karşıya değiliz. Bir eğitim sistemiyle karşı karşıya değiliz. Farklı inançları gözeten, koruyan, kollayan, ona dair politikalar üreten bir eğitim sistemiyle karşı karşıya değiliz. Yani biliyorsunuz ki bu ülkede son dönemlerde de son 20 yıldır tek kişi söylem kuruyor. O söylemlerinde ayrıştırıcı, ötekileştirici, cinsiyetçi olduğunu düşünürsek, yani bu tek tip, tek ulus, tek inanç modelin içerisine dahil olmayan herkes maalesef ki dezavantajlı konuma itiliyor. Yani biz bunu çözmenin yollarını çok net biliyoruz. Bugün emek, demokrasi, barış mücadelesi yürüten sendikaların, emek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin sözünü dinlemek gerekiyor. Bugün bir eğitim sistemi inşa edilecekse, bugün bir eğitim müfredatı inşa edilecekse, ana dil Türkçe olmayan çocukların gözetilmesi gerekiyor. Şimdi ekolojik bir yaşam da gözetilmeli. Çünkü biz bugün onların manipüle ettiği değerler sistemi üzerinden bir yaşam istemiyoruz ki. Biz diyoruz ki evet, yani bir sorun var, fakat bunu sistem sorunu, bugün yapısal sorunlar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu şiddeti de bir yapısal sorun olarak değerlendiriyoruz aynı zamanda da. Bugün yani kaybettiğimiz o değerlere geri dönmek, değerler sistemi üzerinden bunu müfredata yerleştirmek bir çözüm değil, bir manipülasyon aracıdır. Yani sistem sorun üretmeye devam ettikçe bu sistemi değiştirmek gerekiyor. Bir bütünen, sistemin bütün parçaları olan kurumsal, kamusal yapılanmaları, ki eğitim de bu kamusal yapılanmalardan biri. Şiddet sarmalı toplumu. Her tarafını sarmış durumda. Artık şiddet normalleşmiş ve tüm toplumda bir aparat olarak kullanılıyor. Buna etki eden basın yayın organları, bir bütünen iktidar politikaları bunu gerçekleştirdiğini düşünüyoruz. Bunu ön plana getirdiğini düşünüyoruz. Biz de eğitim emekçileri olarak toplumun, başta toplumun bir an önce bu şiddet sarmalından koparılması, toplumun daha sağduyulu, şiddetsiz, güvenceli bir şekilde yaşayabileceği bir toplum düzeni. Tabii biz emekçiler olarak da, eğitim emekçileri olarak da iş yerlerine giderken iyilik halimizi koruyacak şekilde, güvenceli bir şekilde iş yerlerine mutlu bir şekilde gidip dönmek istiyoruz. Bu anlamda sorumluluk sahibi olan tüm ülke, tüm toplum sorumluluk sahibi olmalı. Bu anlamda bir bütünen şiddete karşı ve özelde de eğitim emekçilerine dönük, şiddete dönük duyarlılık çağrısı yapıyoruz.